Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Resulullah. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinde ve bu eserin şerhi olan Subulü's-Selam kitabında Türkçe'ye Selamet Yolları ismiyle Ahmet Hoca tarafından tercüme edilmiş. Bu eserin namaz kitabında bayram namazlarıyla ilgili bölümde okumaya devam ediyoruz. 512 nolu hadis-i şerif. Ve an İbn-i Bureyde an ebihi radıyallahu anhüma. İbn-i Bureyde'den, o da babası Bureyde'den radıyallahu anhüma gale demiştir ki kânen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı: la yahrucu yevmel fitri, fitir günü, yani Ramazan bayramı günü, şeker bayramı günü, la yahrucu çıkmazdı evinden, hatta yet'amu, yemek yemeden çıkmazdı. Fitir günü, yani Ramazan bayramı günü, evinden yemek yemeden çıkmazdı. Ve la yet'amu yevmel edha, Kurban günü, yani Kurban Bayramı günü ise asla yemek yemezdi. Hatta yusellu, bayram namazını kılıncaya kadar yemek yemezdi. Revahu Ahmet ve Tirmizi ve Sahhehu İbn-i Hibban. Hadisi Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh ve Tirmizi rahmetullahi aleyh nakleder ve İbn-i Hibban rahimahullah da sahih sayar. 512 nolu hadisi tekrar okuyoruz. İbn-i Bureyde radıyallahu anh'dan, o da babası radıyallahu anhuma'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitre bayramı günü, yani Ramazan bayramı günü yemeden çıkmazdı. Kurban bayramı günü de namaz kılmadan yemezdi dediğini işittim diye rivayet edilmiştir. Bu hadisi Ahmet ve Tirmizi rivayet etmiş. İbn-i Hibban da onu sahih saymıştır. İmam Ahmed'in rivayetinde şöyle bir ifade de vardır. Mütakiben hemen arkasından kurbanından yerdi. Yani kurban etinden yerdi. Ziyadesi vardır. Aynı hadisi İbn-i Mace, Darakutni, Hakim ve Beyhaki de rivayet etmiş. İbn-i Kattan onu sahih saymıştır. Beyhaki'nin rivayetinde şöyle ifade vardır. Döndüğü vakit kurbanın karaciğerinden yerdi ziyadesi vardır. Tirmizi bu bapta Hazreti Ali ve Enes radıyallahu anhuma'dan rivayetle vardır ve Tirmizi bu hadisi İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan da rivayet etmiş ise de bu rivayette zaaf vardır. Hadis-i şerif fitre bayramında namazdan önce, kurban bayramından sonra, namazdan sonra bir şey yemenin meşru olduğuna delildir. Kurbanda yemeği namazdan sonraya bırakmanın hikmeti, kurban kesmeyi meşru kılmak suretiyle Allah Celaluhu'nun kullarına kerameti gösterdiği cihetle o gün namazdan sonra yapılacak en mühim iş Allah'ın nimetlerine şükür için onun ziyafetinden yemeye başlamış olmak. Evet, Ramazan bayramında bir önceki hadisin açıklamasında da söylemiştik. Müstehap olan namaza gitmeden önce hurma gibi tatlı, hurma bulamazsa tatlı herhangi bir şey yiyerek bayram namazına Ramazan bayramında çıkmak müstehaptır, sünnettir. Halkımız da bu yüzden Ramazan bayramını karşılarken hep çeşitli tatlılar, ikramlar yapmış ve hatta bu bayram Ramazan bayramı Arapça orijinalinde fitre bayramı, yani fitre iftar etme anlamına geldiği için orucun bitip yemeye başlanılan gün anlamında fitre ifadesi kullanılır. O günde zaten o güne mahsus sadaka fitre ismini de almıştır. O gün dağıtıldığı için o gün dağıtılmasının şeyidir, son süresidir. Yani bayram namazından önce vermek gerekir. Gerçi Hanefi mezhebinden bazı alimlere daha sonra da verilmesi hakkında ifadeler vardır, detaylar
o bölümlerde takip edilebilir. Ramazan bayramına gitmeden önce tatlı, hurma olursa daha sevap olur, sünnet uygun olur. Hurma olmasa da herhangi bir tatlı bir şey yiyerek gitmek sünnettir. Kurban bayramına gelince ise kurban bayramı günü namazı gitmeden bir şey yememek müstahap olan budur. Kurban bayramı namazına gittiğinde namaz dönüşü mümkün olduğu kadar kurban etinden bir şeyler yemek müstahaptır. Hatta bu rivayetlerin içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanın karaciğerinden bir şeyler yediği kurbanı ifade edilmiştir. Müstahap olan da budur. Dolayısıyla kurban kesme olayı varsa mümkün olduğu kadar kurban bayram günü ilk yemeğe onunla başlamak, kurban etinden bir şeyler yiyerek başlamak müstahaptır, sünnettir. Evet, bayram ile ilgili başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun.